Koroner yetmezlik dedik hocam. Hı hı. Peki koroner yetmezlik nedir? Koroner yetmezlik bu söylediğimiz şeyin diğer bir patolojik olarak anlatılan şeyi, koroner yetmezlik hemen hemen aynı şey. Koroner yetmezliği dediğimiz zaman koronerlere yeterli miktarda kan gitmiyor, oksijen gitmiyor. Koronerdeki bir damardaki darlık nedeniyle oksijen gitmiyor anlamına gelir. Buna genel anlamda koroner yetmezliği diyoruz. Söylediğimiz gibi değişik sınıfları var. Bunlardan bir tanesi de kalp krizi anlattığımız gibi. Kalp krizi de son zamanlarda çok sıklıkla karşılaştığımız hastalıklardan bir ani ölümler hemen neden ölündü dediği zaman kalp krizi. Kalp krizi nedeniyle hocam. Zaten anjiyo laboratuvarlarımız birçok kardiyoloji merkezinde 7-24 saat, 7 gün 24 saat çalışıyor. Mutlaka uzman arkadaşlarımız, tecrübeli uzman arkadaşlarımız hazır bulunuyorlar. Ekip hazır bulunuyor. Ve hasta geldiği zaman hemen toplanılmak suretiyle gece gelirse gece, gündüz gelirse zaten gündüz ekip hazır oluyor. Birden hemen hastayı anjiyo laboratuvarına alıp anjiyosunu yapıp kalp krizini önleme yoluna gidiyoruz. Damarını açarak, onu stent koyarak veya balonla açarak kalp krizini önleme yoluna gidiyoruz. Ve tabii hasta size geldiği zaman direkt siz karar vermiyorsunuz hocam, bir heyet oluşuyor. Tabii. Peki bu heyetten de biraz bahseder misiniz? Yani biz bilgilendirelim, siz neler yapıyorsunuz? Şimdi biz anjiyo laboratuvarımızda yaptığımız bütün işlemleri olsun, kardiyolojiye gelen bütün hastaları olsun, kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi birlikte çalışıyoruz. Evet. Birlikte hastaları değerlendiriyoruz ve birçok vakada birlikte karar veriyoruz. Bir kalp hastası geldiği zaman ekseriyette ilaçla tedavi gerekiyor. Bazen de ilacın dışında invaziv kardiyoloji diyoruz. Kanlı işlemlerin yapıldığı kardiyoloji bölümü anjiyo laboratuvarında yapılıyor. Bunları uyguluyoruz. Ve bazen de cerrahi gerekiyor. Kalp cerrahisi gerekiyor veya damar cerrahisi gerekiyor. Onun için hani kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi bir arada çalışıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Bu hastalarımızı karar vermek aşamasında hem kardiyoloji ekibi hem kardiyovasküler cerrahi ekibi bir araya geliyoruz. Toplanıyoruz. Hastanın hastalığını konuşuyoruz. Nasıl başladığını, nasıl geliştiğini, ne gibi tedavi uygulandığını, ne gibi risk faktörlerinin bulunduğunu, ne gibi tetkiklerin yapıldığını bunları görüyoruz hep beraber. Anjiyo yapılmışsa anjiyosunu görüyoruz. Damarlarındaki darlıkları görüyoruz. Ve bunları hep birlikte değerlendiriyoruz ve bazı vakaları stentle veya balonla açmak mümkün olmayan bazı vakaları cerrahiye veriyoruz. Cerrahi olarak bypass ameliyatı yapılıyor. Bunları kendi aramızda kararlaştırıyoruz, birlikte karar veriyoruz. Evet. Bazı vakalarda mesela cerrahiye vermeden biz bunu anjiyo laboratuvarında tedavi yoluna gidebiliyoruz. Onun için bir konsey var. Evet. Bu konseyimizde uzun süredir çalışıyor ve bunu resmi hale getirdik. Evet. Haftada bir gün toplanıyoruz ve diğer günlerde de gene birlikte oluyoruz. Gene küçük küçük konseyler yapıyoruz ama haftada bir gün toplanıp vakalarımızı görüşüyoruz. Tartışıyoruz aramızda. Tedavilerini planlıyoruz. Cerrahiye verilecek vakaları cerrahiye veriyoruz. Sonra cerrahiden çıkan vakaları tekrar görüşüyoruz. Şu yapıldı, bu yapıldı, kapağı değiştirildi veya şu kadar damarına bypass yapıldı diye bunları görüşüyoruz. Konseyimizin bu yönden faydası çok fazla ve bu konseyi de herkese açık hale getirmeye çalışıyoruz. Evet. Vakası olanlar, görüşmek isteyenler, konsültasyon yapmak isteyenler vakalarını bu konseye getirebilirler ve birlikte bunları tartışıp belirli bir sonuca bağlıyoruz.